Kozaspor'un Adanaspor bölümüne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Adanaspor Bursaspor karşılaşmasını Mehmet Budak ve Ali Aydın Altunkan'la birlikte değerlendireceğiz ama öncesinde Adanaspor'da hem Uzan ailesi döneminde hem de Bayram Akgül döneminde 2007-2008 sezonunda görev yapan sevgili ve çok da değer verdiğimiz eski genel menajer Şahabettin Yavuzer'in vefat haberini öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Budak çalışma fırsatı yakalamıştı. Neler de söylemek istersin Şahabettin Bey ile ilgili? Ben de dün öğrendim. Çok çok üzüldüm açıkçası. Benim de buraya transfer döneminde ilk kendisiyle görüşmüştüm zaten. Çok beyefendi bir kişilikti. Gerçekten çok üzüldüm. Yani futbol dünyasında bu tür insanlar çok az bulunur. Hem konuşmasıyla hem hitap şekliyle ve davranışlarıyla çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Böyle bir anınız, herhangi bir yaşanmışlığınız var mı? Ya çok yaşamışlığımız oldu yani takım içerisinde sıkıntıları da ama o hep olaylara pozitif bakardı. Evet, yani hep bir pozitif. Kulübün menajeri nasıl olur, bir kulüp menajerliği nasıl yapılır bunu aslında bizlere de gösteren bir kişilikti. Çok güzel bir insandı yani ara sıra şakalaşırdık kendisiyle de yani o pek böyle her konuda ciddiydi ama esprili yönleri de çok iyiydi, çok mütevazı bir insan, çok kibardı her şeyden önce yani sert bir yapısı yoktu, bütün oyuncuları böyle kucaklamayı severdi. Allah mekanını cennet eylesin. Ali Aydın Altunkan, siz de dün hatta mesaj attınız, tweet attınız, üzüldüm diye ya, çok da ben, değer verilen evet, bir isimdi. Yani Mehmet gibi tabii ikili ilişkim olmadı ama Adanaspor'da görev yaptığı dönemlerden hatırlayabildiğim gerçekten çok beyefendi bir kişilik. Spor camiasının ihtiyacı olan, günümüzde de ihtiyacı olan bir kişilik bence. Yani keşke Adanaspor'da o tarzda bir, şu anda da bunu da açık gönüllülükle söylüyorum, o tarzda bir yönetici, o tarzda bir genel menajer, o tarzda bir büyük olsa takıma başka yönden de çok katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani Mehmet'in işte ifade ettiği gibi ılıman bir yapısı, problem çözücü bir kişiliği var gibi dışarıdan edinebildiğimiz izlenimlerle. Ben o dönemleri çok net hatırlıyorum tabii. Uzanlar dönemi, Sayın Bayram Akgül dönemi, o dönemlerde görev yaptığında. Gerçekten üzüldüm. Yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sadece işte başımız sağ olsun hepimizin, Adanaspor camiasının, öyle söyleyebilirim. Keşke o karakterde bir insanla bir daha Adanaspor çalışma şansı yakalasa. Bunu bir temenni olarak bir kenardan belirtmek isterim. Biz de ailesine ve kalanlara başsağlığı dileyelim. Tamam. Mekanı cennet olsun diyelim. Ve hemen Adanaspor Bursa maçına geçelim. Mehmet Budak, 90 dakikayı nasıl değerlendirdiniz? Maçın başlığını verirsek, hakem ve bencillik bu maçın önüne geçti diyebilir miyiz? Yani kesinlikle hakem hataları da çoktu ama hakemden daha fazla işte Adanaspor aslında bu maçta çok da pozisyon buldu. Yani iyi oynadığı bir maçtı. Bol pozisyonlar buldu ama bu bol pozisyonları işte sonuca götürmede sıkıntı yaşadı. Özellikle birkaç pozisyon var ki yani alıp attırması gereken oyuncular kaleye vurup bencillik yaparak skorun böyle olmasına sebep oldu. Yani çok rahat kazanabileceği maçtı. Bu kadar eksiklere ve bu kadar aksiliklere rağmen işte hücum oyuncularından yani en önemli iki önemli hücum oyuncusundan yoksun şekilde 20. dakikadan sonra herhalde bu iki oyuncu da çıkmak zorunda kaldı. Zorunlu oyuncu değişiklikleri buna rağmen 2-2'ye getirilmiş ve son dakikada yenilmiş bir gol aslında çok çok üzüldüğü bir maç oldu Adanaspor'un. Kazanabileceği bir maçtı. Çok güzel de oynadı ama nasıl diyeyim artık genel anlamda her zaman yaşadığı sıkıntılar yine takım savunmasındaki eksiklikler ve bireysel hatalar özellikle ilk golde inanılmaz bireysel hata ve son Marvin golde. Marvin değil mi orada yani? Evet yani sağ bek oyuncusu Marvin'in doğru pozisyon alamamadan kaynaklanan o kafa topuna çıkıp vuramaması, ıska geçmesi ve oyuncunun göğsünü alıp kontrol edip vurması. Yani ceza sahası içinde bir oyuncu böyle göğsünü almaması gerekir. Doğru pozisyonda olsaydı zaten o topa kafayı vururdu. Bireysel hatalardan gelen goller. Bu bireysel hatalar hep Adanaspor'un başına geliyor. Bu oyuncuların kapasitesiyle bence sınırlı. Artık Adanaspor'un yapacağı iş devre arasına kadar toplayabildiği kadar puan toplamak. Peki birinci golde mesela orada ben İhsan'ı takip ettim. İhsan çok iyi kapatıyor Burak'ın bölümünü. Orada Burak'ın vurması gerekirken pas çıkartıyor dikkat ederseniz. Ya aslında açıyı iyi kapattılar ama işte Marvin pas tercihi yapmaması Marvin ile diğer İhsan arasındaki stoper arasındaki pozisyonunu iyi alabilse zaten o topu havadayken kafayla vurabilip uzaklaştırabilir ama çok yakın oynadı. Yani stopere çok yaklaştığı için yükselen topa sıçradığı halde yetişemedi. İşte bu aslında her
antrenman anlatılması gereken konular. Yani bu tür pozisyonlarda bek oyuncuların nasıl pozisyon alması gerektiği, stoperlerine her zaman yakın olacaksa aradaki mesafeyi koruması gerekir. İşte bu mesafeyi koruyamadığı için rakibe gelen topa müdahalede geç kaldı ve çıktığı halde yetişemedi ve sonuçta gol oldu. İkinci gol için neler söylersin? Peki orada bir penaltı pozisyonu var. Çok tartışıldı. Yani, hatta tribünler... Şöyle diyeyim, penaltıyla alakası yok. Çok net söylüyorum. Yani bu tür mücadelelerde hafif itme bile olsa bu tür pozisyonlar her zaman omuz omuzadır. Yani ben şok oldum açıkçası. Çünkü ben kendi oynadığım dönemde de defalarca böyle pozisyonlar karşılaştık. Aynı pozisyonu her yerde vereceksin o zaman. Yani çünkü omuz omuza mücadeleler, çünkü rakibe herhangi bir şey yok. Şarjı vücudunu koyup topu alıyor önünden. Ben de çok şaşırdım yani penaltıya. Hiç alakası yok penaltıyla ama hakem penaltı verdi maalesef. O ayrı bir taraf. Üçüncü gol ayrı mesela bir... Mesela pozisyonu şöyle anlatayım üçüncü gole katkı olsun diye. Tam basın tribünün önünde Eren topu sürüyor. Yani o topu Utku hareketlenmiş ileriye gönderebilme opsiyonu var. Diyelim ki gönderemedi, topu kaptırma yerine taca bırakabilirsiniz, avuta gönderebilirsiniz. Kaptırıyor çıkarken, o top geliyor Adanaspor'a. Ya Orhan'ın doğru pozisyonu, Eren orada o topu hareketlenen oyuncuya atacak. Utku'ya atmış. Atacak. Yani bu işin doğrusu bu, futbolun doğrusu bu. Orada o topu atacak Utku'ya, kendisi sonra boş koşu halinde yardıma gidecek. Şimdi bunları yapmıyorsun, oradan kaptırıyorsun, kaptırdığın topun peşinden gelen sonuçlar ta gole kadar sonuçlanabilir. Sonra kalecinin merkezine orta, bak. Yana orta, kaleci, yandan ortaya kalecinin hatası da var orada. Uzaklaştırma bölümü her zaman göbeğe değil kenarlara doğru olur. Oyuncu aldıktan sonra sürüyor, yana doğru çekiyor, vuruyor. Ama ve orada bir de Okan'ın ıskası var mesela. İşte ıska, yani hepsi beraber işte getirilen, bakın nereden ne, ileride hücum yaparken kaptırıyorsun, o top dönüyor, yana geçiyor, yandan orta yapılıyor, kaleci hata yapıyor, üstüne oyuncu hata yapıyor, ıska geçiyor, vuruyor, oyuncunun ayağının altından gol oluyor. Ve maçın bitmesine bir dakika var. Aynen. Santra bile yapılmadı yani, kale derseniz. Eren o topu uzaklaştırabilse veya Utku'ya atabilse maç belki başka noktaya gidecek. Ya yazık oldu. En azından bir puan, en kötü bir puan almalıydı. Çünkü puan yine 9'da kaldı. Yani ona çıkardı en azından. Rakiplerin de kaybettiği haftada senin için bir puan, 3 puan gibi olurdu. Bu şimdi önümüzdeki süreçte çok etkileyecek, bu puanları çok arayacak Adanaspor. Yarın bir puanın bile ne kadar önemli olduğu lig sonuna yaklaştıkça anlaşılacak. Yazık oldu yani, tek kelimeyle yazık oldu. Ali Aydın Altunkan, siz 90 dakikayı pozisyonlarla nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani trajik bir maç ve trajik bir maç sonu oldu aslında. Ben normal şartlarda oynanan oyunda %67 Bursa Spor topa sahip olmuş, %33 Adana Spor topa sahip olmuş. Çok tipik bir topa sahip olmanın aslında çok da önemli olmadığının sonucunu gösterdiği bir maç skoru çıkacaktı karşımıza. Çok benzer örnekleri de var. %33 topla oynama yüzdesiyle bu maçı 5-2 bile kazanabilirdik biz. Doğru. Çok ayağımıza fırsat geldi. Ben Bursa Spor'un bu kadar açık verebileceğini işin açıkçası hiç hesap etmemiştim. Yani kendi görüşümde böyle bir takım oyunu beklemiyordum. Ben Bursa Spor'un hani topla tüfekle 3. gol için Adana Spor kalesine gitti. 2. yarının neredeyse 60. dakikasından sonrasında, yani 2-2'den sonraki dönemde Adana Spor'un en az 3 tane daha net gol atabileceğini, şöyle hatırlıyorum skoru olarak bunu söylerken, 3 defa 2'ye 1 pozisyonunda Utku'nun aktaramadığı pas var. Bir tanesini taca attı, bir tanesini rakibe attı, bir tanesi de bizim gerideki kalan oyuncuya attı. 3 tane öyle pozisyon var. Hakan'ın pozisyonu var. Yani topla oynadığı ilk anda 2 tane sol tarafta boşta oyuncu var, tercih yapabilir. Kendisi vururken bile olabilecekti. Hakan'ın attığı bir şutun yine oyuncuya çarpıp kalenin hemen böyle 10 santim üstüne çıktı. Yani anormal pozisyonlar kaçtı. Dönün maça bakın. Bursa Spor, evet şunları kaçırdı diyeceğiniz pozisyon var mı? Yok. Dolayısıyla... Ama maçı seyretmezseniz dişe diş mücadele etmiş, maçı kazanmış gibi insanlar yorumlayabilir. Aha. Yani, ama öyle değil yani. Maç öyle değil. Bursa Spor'un attığı gollerde, biraz önce Mehmet'le konuştunuz o gollerin gelişimi açısından. Onların haricinde evet Bursa Spor şu net pozisyona girdi, bu net pozisyonu da kaçırdı ya da bunu kaleci çıkardı diyeceğiniz pozisyon, ya varsa bir tane vardır ekstra. Başka da hatırlamıyorum. O zaman buradan dönüyorum, şunu söylüyorum. Takım stoper olarak, ikili olarak o bölgede iyi oynadı. Sol tarafta Özkan'ın iyi oynadığını düşünüyorum. Ama Mehmet'in belirttiği gibi pozisyon hatası yapan Marvin'in yine yetersiz kaldığını söylemek zorundayız. Bu net. Şunu söyleyeyim. Marvin'i kenara alırsak, Adanaspor'un savunması 3 gol yemesine rağmen önceki maçlarına göre kötü oynamadı diyebilir miyiz?
sadece zaten 3 golü savunmaya da bağlayamayız. Biraz önceki gol kaptırılan top. Evet. Ondan önceki olmayan penaltı pozisyonu orta saha elemanınızın yaptığı. Yani defansif hatalardan dolayı gelen goller yok aslında ortada. İlk golde bireysel hata diye. Bireysel hata, orada da sağ bekinizin işte konuştuğumuz sağ bek probleminiz. Dolayısıyla aslında oyun olarak Adana Spor'un mesela şeyi hatırlayın. Bundan 3-4 hafta önce oynadığı İstanbul Spor maçını hatırlayın. Ne gömülerek oynadık. İstanbul Spor'un kaçırdığı elde 8-10 tane net pozisyon aynen var. Altay maçı var. Daha farklı bir formatta oynadık. İki çift ön libero'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Gene 7-8 gol pozisyonumuz var. Şunu söylemek mümkün. Adanaspor oyun olarak gelişiyor ama büyük bir handikap olarak skora yansıyacak bir şey elde edemedik. Ayağımıza geliyor bakın. Giresun maçında dakika 81 penaltıdan gol yemeseniz 3 puan alacaksınız. Bu maçta ayağınıza gelenleri atsanız İstanbul maçı 3 puan alacaksınız. İstanbul maçı 90 artılarda Utku'nun vermediği pozisyon var kaçan. Koyun 7 puanı. Yani şu anda her şey kötü gidiyor. Takımda Mehmet'e söylediği gibi yetersiz kapasitede oyuncular var. Net yani. Bunu artık tartışmanın alemi yok. Daha önce ben bir cümle sarf etmiştim. Yani 9 tane Alman kökenli, gurbetçi olan vatandaşlarımızdan oynattığımız oyuncuların hiçbirinin Adanaspor 18'inde bana göre yeri yok demiştim. Hala aynı konuda aynı görüşteyim. Buna rağmen geçen seneki kadrodan 5 tane net oynayan adamın da gerisinde bir kadromuz olmasına rağmen biz 6-7 puan daha fazla toplama şansını yakalamıştık aslında. Peki, ama değerlendirmeyi beceremedik. Bursa maçında Okan'ı mı oyuna alırsınız Abdülkadir? Ben asla Okan'ı hiçbir zaman oyunda düşünmem. Hani gurbetçileri pek düşünmem dediniz işte, ya o yüzden soruyorum. Hatırlarsanız 2 hafta önceki programda şunu söylemiştim. Yani elimizde ne varsa onlarla oynarım. 9 oyuncuyu hiç kadroda bile düşünmem. Yani yerli oyuncu statüsünde olan. Şimdi Abdülkadir'in daha önceki maçını hatırlıyorum. 70-80 dakika top oynadı. Hani ekstra bir hatası var mıydı ya da başka bir problemi mi vardı bilmiyorum. Ben öyle bir şey görmedim. Hani niye Okan tercihi oldu dakika 75'te? Okan'ın Abdülkadir'den üstün tarafı nedir sorusuna bir cevap ararsam ben bulamıyorum. Abdülkadir bu ligin yıllardır oynayan, bu ligde bilmem kaç yüz tane maça çıkmış, belli bir tecrübesi olan bir oyuncu ve zorunlu Serhat'ın sakatlığından dolayı oyuncu değişikliği yaptık. Orada herhalde ben Abdülkadir'i bekliyordum işin açıkçası. Sonra soyunanı gördüm. Ya bu kısa boylu Abdülkadir'e pek benzemiyor. Ben maratonda izliyorum maçı. Allah Allah kim acaba diye de aklıma Okan hiç aklıma bile gelmedi işin açıkçası. Sağ kenara gelip 36 numarayı görünce Okan olduğunu anladım. Ben bilemeyeceğim. Bu bir tercih tabii. Yani içini bilmiyoruz. Hani eleştiriyoruz belki ya da bazı cümleler sarf ediyoruz ama belki içinde başka bir şey vardır. Bunun da altını çizelim. Ama ben Adanaspor'a yazık olduğunu düşünüyorum ve tweet attığımda şunu söyleyeyim. Ya ben çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum da Adanaspor'un buralar yerinin buralar olmadığını, buraları hak etmediğini düşünüyorum. Beni üzen şey bu. Bu Adanaspor, ya kadrodan falan bahsetmiyorum. Adanaspor isminin buralarda olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Adanaspor isminin iddialı bir konumda, iddialı bir formatta oynayan takım olarak anılması gerekiyor. Ben onlara çok üzülüyorum işin açıkçası. Tabii bunun altında birçok neden arayıp bulabiliriz. Onlar ayrı bir başlık ama sonuç itibariyle hani kazanacağınız maçı 90 artı 5'te hiç olmayacak saçma sapan bir gol yiyerek puansız kapatıyorsunuz. Ve tribünde bütün taraftar gibi biz de çakılı kaldık. Eminim futbolcular da çakıldı kaldı. Yani herkes daha doğrusu çok üzüldü. Ama neticede giden gidiyor. Ya puan gitti puan. Yani puan gitti. Arkasından ağlıyoruz şimdi puan puan diye. Peki Mehmet Budak tecrübe anlamında sormak istiyorum. Orada Okan değişikliği doğru mu? Orada yani Abdülkadir'e nereden baksanız bu ligde defalarca top oynamış. Yani son 15 dakikayı force edemez miydi Abdülkadir? Ya ikisi de ederdi de şimdi hoca orada artık hücumsal yönü daha iyi olan Okan'ı belki tercih etmiştir. Yani bu tercih meselesi onun iç detayını hocam dediği gibi bilemediğimiz için bir şey diyemiyoruz ama yani skoru korumak adına mı veya rakip sahaya daha çok yığılıp en azından Okan'dan belki bir ara pası belki bir şut çekmesini bekliyor galibiyet için bir şeyler yapmak için yani bu hocanın tercihidir buna biz kimse bir şey diyemeyiz. Maçtan sonra tercih şekilde böyle konuşabiliriz işte Abdülkadir'i almalıydı onu almalıydı. Ama tecrübeye bakmak lazım değil mi? Ya tabii şimdi hocanın orada bakış açısı işte hocalar bu yönden ayrılıyor birbirinden işte. Kimisi Abdülkadir'i tercih ediyor, kimisi Okan'ı tercih ediyor, kimisi Ahmet'i, kimisi Mehmet'i. Hepsinin bakış açısı farklı. Ben Abdülkadir'in baştan beri oynamasından yanayım. Yani oyuncunun oradaki çünkü oyuncu yani özgüvenini de kaybetmiştir.
Oynamaya bir oynuyor, bir oynuyor. Yani bir oyuncu da özgüvenini kaybeder. Yani bu tür oyuncularla konuşmak gerekir. Sadece Abdülkadir için demiyorum. Bu da oynayamayan oyuncu, o iletişimi çok iyi kurmak gerekir. Yani devre arasına kadar bu oyuncularla gidilmek zorunda. Doğal olarak bu oyuncularla elinden geldiğince konuşup onların maçlara motivasyonunu sağlamak zorunda teknik direktörler. Yani burada benim için Abdülkadir oynamış, Okan oynamış, şu oynamış. Ben açıkçası oyunculara dediğim gibi yani kapasite açısından bakıyorum. Bu ligin oyuncusu değiller. 18 takımı da inceledim. 18 takım içinde kadro olarak en kötü takım Adanaspor. Çok açık ve net söylüyorum. 18 takım yani bir Eskişehirspor takımına bakıyorum. Bu kadar maddi sıkıntılar, bu kadar imkansızlıklar arasında inanılmaz mücadele ediyorlar. İki maç aldıkları zaman ligin havası bambaşka değişir ki alacaklarına da eminim. Yani Eskişehirspor iki maç da alır. İçeride özellikle alır. Eskişehirspor'un kadrosu bizim şu anki kadromuzdan bana göre 3 gömlek daha iyi. Bizim kadromuza baktığınızda şunu söylemek çok mümkün. Geçen sene oynayan Diga yok, Onur yok, Gökhan Saz daha yok, Kone yok, Claudio Bomba yok. Bu 5 tane adamın yerine biz hiç transfer yapmadan geçen sene yedek olan Ahmet Feren ilk 11 oyuncusuna devşirildi. Sağ bekte Digao'nun yarısı kadar bile etmeyecek. Böyle bir cümle kurmak doğru değil belki ama. Aynen gidelim. Göksu'yu bile arattı. Yani Göksu'yu bile arattı. Başka bir sağ bek var. Stoper ikilisinde ideali daha bulamadık. Belki bu maç birazcık daha iyiydi. Gökhan Sazdağ'ın yerine oynatacağınız oyuncu olarak aldığınız Giorgi diyelim Arabitse hiç yok. Santofor'da Kone'nin yerine hani Kone'yi beğenmedik gönderdik aldık Eze bir maç var 5 maç yok. Dolayısıyla biz aslında geçen sene küme düşmekten son anda kurtulan kadronun 5 tane ilk 11 oyuncusunu yolladık. Üstüne hiç oynayamayan, hiç olmayan oyuncular var şu anda. Aslında 5 oyuncu olarak hiç transfer yapmamış gibiyiz. Geçen seneki yedekleri alamadınız işte. Tabii. Ya yani ben rakamsal olarak 12, 13, 14 tane transferim ondan bahsetmiyorum. Aldınız ama şu anda hiçbiri oynamıyor. Dolayısıyla siz hiç transfer yapmamış gibisiniz. Yani geçen senenin yedekleri ilk 11 oynamayan Ahmet Dereli ve Eren ilk 11 oynuyorsa dolayısıyla siz hiç transfer yapmamış gibi oynuyorsunuz. İşte hocam. Yani kadronuz geçen sene son anda küme düşmekten kurtulmuştu. O kadrodan oynayanları gönderdik. Onların altında kalanlarla biz şimdi mücadele vermeye çalışıyoruz. Çok kötü bir durumdayız aslında. Tabloya bakarsanız hem transfer yapamadık gibi yani yaptık anlamında konuşmak istemiyorum. Yaptık da bir işe yaramıyor. Fayda sağlamadı. Fayda sağlamadı ama oynayabilenler de gitti. Dolayısıyla daha kötü bir kadroyla daha hani yukarılarda olmanın debelenmesine çalışıyoruz. Çok kötü bir pozisyondayız yani şu anda. Ya kulüplerin bu tür pozisyonlarında o oyuncular gitmeyip de üzerine 3-4 tane bu geçen sene bu sıkıntıları yaşamış sana bazı mesajları vermiş takım. Yani küme düşmekten sonunda kurtuluyorsun. Evet. Doğru bölgelere 3-4 tane sağlam takviye yapılsa aynı kadro duracak şekilde. Evet, o kadroya bir stoper, bir orta saha, bir kenar, 3 tane, 4 tane oyuncu. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela Feçesi'nden faydalanamadık geçen sene. Feçesi'ni yolladık zaten. Kone'nin kaldığını varsayıyorum. Yerine Eze'yi aldığınızı varsayın. Kone ve Eze. Bir de Ahmet'in olduğunu düşünün. Ahmet zaten yani şu anda var zaten. Hani gidenlerin üzerinden konuşuyoruz. Kone'nin kaldığını, Eze'nin geldiğini düşünün. Kanatta Eren Ahmet ikilisi vesaire Bomba vardı. Ama yetersiz kalıyordu. Gökhan sakatlandığında siz kanat verim alamıyordunuz. Roni'yi getirdiniz. Bu kadroyu bir de Roni'yi eklediniz. Orta sahada Furkan geçen yıl da vardı. Abdülkadir vesaire de geçen yıl vardı. Hakan da vardı. Bir tane orta saha almış olsaydık işi yapabilecek. Bir tane de çabuk stoper. Yani toplamda kadroyu koruyup 4 tane adam alsaydık belki bu kadro uçuyor olurdu şimdi. Aynen. Bir de hani yok o oynamadı, yok bu oynamadı derdimiz olmayacaktı. Eze oynamıyor mu? Kone oynardı. Yani Feçez'in oynamıyordu, Kone oynuyordu gibi düşünün. Feçez'in yerine Eze deyin. Eze yok, Kone var. Gökhan Sazdağ var, Gökhan Sazdağ yok, Arabitse var falan gibi yani. Tamam şimdi kulüplerin durumuna bakın böyle ilk 2'de olan, ilk 3'te olan takımlara bakın. Hangisinin kadrosunda bu kadar değişim sağlanmış? Mesela bir Ümraniye takımına bakıyorsun veya bir Akhisar takımına bakıyorsun. Hatay. Akhisar ligden düştüğü halde yabancı oyuncuları duruyor, belli oyuncular gitti ve kadroyu bozmadı. Hatay da öyle. Hatay da öyle. Yani bu işin kuralı istikrar. Yanlış istikrar koyup kadro planlamasını kim yapıyorsa Ümraniye ve Hatay'ı tebrik etmek lazım. Ya değil mi? Yani mesela hiç bozmadan ve aynı şartlarda üzerine takviyeler yaparak. Yani bu sistem böyleydi. Bu takım Süper Lig'e çıksalar bile yine kadroyu bozmayacaklar.
üzerine bu ligde yetersiz olan oyuncuları da eleyip 9-10 tane ligi bilen oyuncu ama 15-16 kişilik iskelet kadro muhakkak duracak. Yani bu işin yani temel kuralı bu. Bizdeki sıkıntı içerisinde anormal bir değişim oldu. Ama eskiden Sayın Başkan Bayram Akgül'ün en çok önem verdiği konu kadro istikrarıydı. Hatırlarsınız evet, değil mi? Evet, evet. Yani 2 yıllık, 3 yıllık sözleşmeler olurdu ama son dönemlerde son 2 yıllık değişim çok başladı. Bir önce yani bu sene bildiğim kadarıyla 12-13 tane oyuncu gitti. Gerçekten çok verimsiz oyuncular vardı. Yok. Çoğunun gitmesinin hiçbir şeyi yok, sakıncası yok. Hani Andaç vesaire mesela hiç oynamayan ya da Göksu gibi çok verimsiz bir sağ bek vesaire. Bunların hepsine okey, hiçbir itirazım yok. 12-13 gitti, 12-13 geldi, büyük rakam. Bir önceki sene de 12-13 gittiydi. Takımda bir değişim vardı. Gelenler gene 13-14 tane oyuncu gelmişti. Yani aslında son 2 yıldaki sirkülasyon herhalde 25-30 tane adam geldi gitti gibi oldu Adanaspor. Çok göze çarpmasa da rakamsal olarak o kadar çok büyük değişim olmuş. Mehmet'e şunu sormak lazım. Bu kadar değişimin kadro oturması, istikrar sağlamasına mümkün mü? Sonuçlara bakarak bunu değerlendirebiliyoruz zaten. Geçen sene küme düşmekten son anda kurtulan bir Adanaspor ve bu sene küme düşme hattındaki bir Adanaspor. Yani fazla oyuncunun gelmesi, iyi oyuncu bile gelse istikrarı sağlama açısından sıkıntı yaşar. Çünkü geçen sene çok iyi oynayan bir oyuncu bu sene oynayamayabilir. Yani bu her veya geçen sene çok kötü oynayan bir oyuncu bu sene başka bir takıma gittiğinde oynayabilir. Örneğin Kone Keçiören'de inanılmaz şekilde oynuyor. Mesela Gökhan Sazdar'da çok iyiydi ama bunu da oynayamıyor. Oynuyor işte, yani bu her sene oyuncuda farklılık gösterebilir. Oyuncunun zaten oyuncu transferi şu şekilde yapılıyor. Bir önceki geçirdiği sezona bakarak. Yani oyuncu 30 maç oynamıştır, iyi sezon geçirmiştir. Ona göre talibi çoktur. Oyuncunun aynı şekilde o gideceği kulüpte aynı verimliliği verebileceği meçhuldür. O şüphedir. Tabii. Ki buradaki en büyük sıkıntı bu. Yani Adanaspor'daki değişim doğru şekilde yapılmamış. Planlama doğru şekilde yapılmamış. Yani oyuncu alımlarında atıyorum bir Onur Akbay tarzında bir oyuncu eğer gönderiyorsan onun yerine Onur Akbay'dan daha iyi olan bir oyuncuyu almak zorundasın. Onur Akbay belli bir yaşa gelmiştir. Belli bir tecrübesi, istikrarı vardır. Yani ne kötü oynar ne çok iyi oynar. Belli bir seviyede istikrarı olan bir oyuncudur. Eğer ondan iyi oyuncuyu bulamıyorsan Onur Akbay'ı takımda tutacaksın. Yani bu sadece isim üzerinden bir değerlendirme. Bunun gibi işte atıyorum Digao. Digao'nundan daha iyi bir sağ bek yakalamamışsan Digao'yu elinde tutacaksın. Yanına oyuncu alacaksın. Alternatif oyunu. Şimdi hocalar kulüplerde kadro planlaması yaparken şuna bakar. Önce as oynatacağı kadroya bakar. Yanında da buna alternatif olabilecek. Atıyorum işte forvette Eze'yi aldım. Eze oynamadığı zaman kim oynar? Ona göre alternatif bir santfor almak zorundadır. İşte Kone olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Türk olur. Veya Türk olur işte. Yani evet, evet. Planlamada burada sıkıntı var. En büyük işte oyuncu tercihlerinde, alımlarında. Yani sadece bu 9-10 tane gurbetçi oyuncu alınarak bu takım dönecek. Bu öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama bunu denedik de yani ben bir taraftan da oraya takılıyorum. Mesela Süper Lig'e çıktığımızda kaç Brezilyalı geldi? Ya 8 ya 9'du. Yani yine işte bu benzer rakamlar. Yani çok yüksek rakamlarda bir değişim ve hep aynı formattaki bir ülkeden, aynı kültüre sahip, aynı hani yaşam biçimineyse bence bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı. Yani hani 9 tane yabancı aldınız varsayın, boş verin. İşte ikisi Brezilyalı, üçü Nijeryalı, biri ne bileyim Faslı, biri bilmem Çekoslovakyalı falan gibi olur. Her biri farklı ruh haline sahip, her biri farklı karakter ortaya koyabilen falan olur. O bile farklı bir değişiklik getirebilir. Ama mesela işte yani benzerini biz bir daha yaşıyor gibiyiz aslında. Aynı filmi tekrar ediyor gibi geliyor insana. Hani Brezilyalılarda çıkan takımlara bakıyoruz. Brezilyalılar ve şey. Süper Lig'e çıkan takımlara bile takımlar bu ligde Süper Lig'de oynamış yabancı oyuncuları tercih ediler. Bunun amacı uyum sorunu yaşamazlar. Şimdi 7 tane 8 tane Brezilyalı oyuncunun sana fayda getireceğini biliyor musun? Ya bu ligde ne yapacağını bilemem. Şüpheli. Ama 7-8 oyuncunun 5 tanesini bu ligde oynayan oyuncudan alırsın. 3 tanesini alırsın. Deneyim yaparsın. Arasında 3 taneden bir tanesi sana fayda sağlıyorsa çok büyük başarıdır. Yani planlamada işte bu sıkıntılar olduğu için planlamaya katkı olsun diye söylüyorum. Mesela stoperlere bakın Adanaspor'da. Hep aynı stil stoperler. Evet. Yani orada bir tanesi çabuk oyuncu tercih edilemez miydi? Ya kesinlikle. İşte Özgür son anda geldi mesela. Son çabuk olsun. İşte tabii ki ben şunu söyleyeceğim. Hani son gün ya da son günden bir gün önce mi geldi tam hatırlamıyorum. Hani acilen bir çabuk stopere ihtiyaç var, acilen bir çabuk stopere ihtiyaç var diye konuşulan bir konuydu zaten. Ligde başlamıştı. Veli İhsan ve Deniz var Deniz'de. Mesela Özgür gelince ben hani oyun karakteri nasıl acaba, hızlı mı falan diye çok merak etmiştim.
Hepsinden yavaş. O da benzer bir formatı. Hepsinden yavaş. Yani topu en kötü kullananlardan biri ya. Çok üzücü yani. İnsan üzülüyor. Şöyle soracağım. Şimdi mesela çift stoperin bir tanesinin oyunu iyi kurması istenir. Bir tanesi de çabuk olsun istenir. Doğru mu? Planlama yaparken. Evet, genelde. Ve sol bekiniz ya da şöyle söyleyeyim. Digao sizde diyelim ki sağ bekiniz çok ataksa sol beki ne yaparsınız? Biraz savunma yönü ağırlıklı olsun istersiniz değil mi? Böyle bir planlama yapmak gerekmez mi? Ya da forvetinizde örnek diyorum. Pivot santrofor alabilirsiniz ama yedeğinde de bir pırpır bir santrofor alırsınız değil mi? Gibi. Gibi yani böyle planlamalar yapılması gerekmez mi? Aynen şimdi oyuncu planlamaları işte işin ana kısmı bu sezon başında yapılan planlamalar. Sezon başındaki planlamalar sana eksiye de götürebilir, artıya da götürebilir. İşte doğru planlamanın amacı bu. Yani işte scout ekipleri bu yüzden oluşuyor kulüplerde. Yani bu oyuncuları sezon içerisinde izleyip sadece bir maç iki maç değil onun 4-5 maçını izleyip içeride nasıl oynuyor deplasmanı. Yani ben bir oyuncuyu izlemeye giderken içeride nasıl oynadığına bakarım, deplasmanda oynadığına bakarım, içeride bir daha bakarım, deplasmanda bir daha bakarım. Neden? Yani oyuncu iki maç oynayıp iki maç acaba kötü oynuyor mu? Yani belli bir istikrarı var mı? Her maç aynı düzeyde oynayıp işte bir maç daha çok ön plana çıkıyor mu? Yani bu tür şeyler çok önemli. İşte savunma oyuncusu alacağım atıyorum, sağ bek oyuncusu alacağım. Kademeye girişine bakarım, pozisyon almasına bakarım, hücuma katkısına bakarım, kafa topuna bakarım. Topu oyuna nasıl sokuyor ona bakarım. Defans oyuncuları arasındaki iletişim nasıldır ona bakarım. Yani oyuncuyu alırken, şimdi burada en büyük hata en baştan başlamış zaten. İşte oyuncu alımlarından bilindiği bir oyuncu alınca hani ligde tanıdığın bir yabancıyı falan alınca bunlar çok kolay zaten biliniyor. Biliyorsun. Ama dışarıdan hiç bilmediğin bir adam iletirken Mehmet'in dediği çok doğru aslında. Yani %100 katılıyorum. Hani dediği gibi yani çok net. Yani bir izledin, iki izledin ancak anlarsın. 2-3 defa da. 4 dedi. 2 de ben. Ya da işte hani 3-4 defa. 2 dışarı dedi ben anladığım kadarıyla. Ya tabii ki şimdi izlersin. Ben öğrenmek istiyorum. Bakarsın yani oyuncu 4 maç aynı istikrarda sürdürüyor mu futbolunu? Kesinlikle. Yani oyuncu bir hafif aşağı iner, hafif yukarı çıkar. Bu oyuncu belli istikrarda bir oyuncudur zaten. Yani ama bu her maç bırakın. Tabii her maç doğru düzgün verilerini yapmaya çalışan, mevkisi itibariyle verilen her görevi yapmaya çalışan iyi bir oyuncudur. Dersin ki bu oyuncu listene yazarsın. Ama oyuncu bir maç iyidir, 3 maç yatıyordur gibi oyuncu izlediğin zaman mesela bunun geçmişte örnekleri çok. Çok iyi futbolcu diyorlar. Herkese çalım atıyor. Çok yetenekli. Gidiyorsun evet oyuncuda yetenek var ama yeteneğini doğru kullanıyor mu? Bana bu lazım. Yani işte forvet arkası oynuyorsa istediği kadar adam geçsin. Adam geçmek yani her bir marifetse adam her zaman bütün herkes birbirine adam geçsin bu saha içerisinde. Yani adam geçerek pozisyona girdirebiliyor mu takımı? Gol atıyor mu? Gol attırıyor mu? Mevkisi itibariyle işte sağ bek pozisyon almayı biliyor mu? Hücuma katkısı nasıl? İşte stoper kafa topları nasıl? Yandaki partneriyle uyumu nasıl? Çabuk bir stoper mi? Eğer ağır stoperse aklını kullanabiliyor mu? Pozisyon alıp kendini geri atabiliyor mu? Yani bu çeşit çeşit her pozisyon için farklı görüşler var. Ama burada planlamada yanlış yapılmış. Ha, bu planlamanın sonucu takım 9 puan bakıyorsunuz. Yani başarısız bir konumda. Demek ki burada bir sıkıntı var planlamada. Bu planlamanın tamamen değiştirilip artık özellikle şu andan itibaren ikinci yarı için muhakkak takviyeler yapmaya başlamaları lazım. Devre arası oyuncu bulmak çok zor çünkü. Şimdiden takımlarında ayrılan veya takımlarıyla sorun yaşayan oyuncuları para harcayarak onları artık ikinci yarı bu takımın ligde kalması lazım. Çünkü takımın şu an görünen durumu lige düşecek ilk takım Adanaspor. Ali Aydın Altunkan özellikle hafta içerisinde Engin Hoca'nın açıklamaları vardı. Eze ile ilgili, Furkan'la ilgili açıklamalar oldu. Hatta işte doktorlara mı, işte MR sonuçları, oyunculara mı alalım diye bir söyleme oldu. Evet. Nitekim maç başladı. Eze, önce Ahmet sakatlandı, sonra Eze sakatlandı. Eze bizim basın tribünün sağ tarafına geldi. İlk yarı bitimine doğru taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Sonra işte Furkan açıklama yapmak zorunda kaldı. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi yani her iki oyuncunun da hani oynayamayan oyuncular üzerinden konuştuğum için söylüyorum. Ya Eze ve Furkan'ın sakatlıklarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama Eze'nin bir adalet problemi yani kas problemi var ve hani lifi atıyor, çekiyor vesaire tarzında bir şey. Çünkü hep arka adaleden sakatlanıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi öyle bir şey ki ağrı bizim hani tıbbi bir deyim kullanacağım ama subjektif bir bulgu. Yani elle tutulmayan, herhangi bir şeyle kanıtlanamayan ancak beyana dayanı olarak şiddeti vesairesi belirlenebilen ki bunun için bizim tıbbi olarak kullandığımız skalalar var.
değerlendirme formları var. Hastanın ifadesine göre ağrısının şiddetini belirlemek zorundasınız. Çünkü elinizdeki görüntüleme yöntemleriyle ya da diğer metotlarla onun ağrısının var olup olmadığını kanıtlayacak tıbbi bir teknoloji şu an yok. Yani dünyada yok. Şimdi MR sonucunun temiz olması o oyuncunun şikayetinin olmadığı anlamı taşımaz. Burada sonuç olarak beyanı gösteren, bu oyuncudur, hastadır bizim dilimizde, onun sözel ifadesini kabullenmek zorundasınız ve ona yönelik tedavi yapmak zorundasınız. Bir virgül koyalım. Buyurun. Bu konuyla ilgili Furkan'ın kendi sosyal medya hesabından bir açıklaması var. Onu da aktaralım istiyoruz. Peki, buyurun. Şöyle diyor: sevgili Adana Sporlar, bazı yerel ve ulusal yayınlarda hiçbir sağlık sorunum olmadığı halde sahaya çıkmak istemediğime yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kariyerim boyunca profesyonel futbolcuya yakışmayacak hiçbir davranışta bulunmadım ve formasını giydiğim takımlar için hiçbir mücadeleden kaçınmadım. Sağlığımın el verdiği ilk anda kulübümüzün hak ettiği yerlere ulaşma savaşının ilk saflarında yer alacağımdan şüpheniz olmasın. Bu akşamki maç öncesi yaptığı için söyleyeyim. Evet. Bu akşamki önemli maçta takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bütün kalbim ve dualarım onların mücadelesiyle olacak. Sevgilerimle, Furkan Özçal. Şimdi biliyorsunuz yani, şimdi Furkan bazı yerel ve ulusal yayınlarda ifadesini kullanmış. Orada da gazetelerin veya televizyonların bir iddiası yok. Ona altını çizelim. Orada da bir basın toplantısı, bir açıklama var. Furkan'la ilgili ve MRK Eze ile ilgili doktorlara mı inanalım, oyunculara mı inanalım diye bir MR'da temiz çıktığı ifadesi var. Engin Hoca'nın açıklamaları böyle. Onu da belirtelim. Ya muhtemelen şunu vurgulamaya çalışmıştır Engin Hoca da. Yani MR sonucu temiz, hani benim bundan anlayabileceğim odur diyordur. Bir tıbbi bir bilgiye sahip olmadığı için. MR sonucuna göre temizse oynayabilir diye düşünüyor olabilir ama şunu söylemekte fayda var. Dediğim gibi ağrı subjektif, yani elle ortaya konulamayan, kanıtlanamayan bir duygudur, bir histir. Onun sadece ve sadece şiddetinin belirlenmesi kişinin ifadesiyle belirlenebilecek bir durumdur. Dolayısıyla oyuncu ağrım var ya da işte bacağımda, kolumda, her neyse bir problemim var diyorsa onu doğru kabul etmek zorundayız. Benzer şeyleri biz hasta muayenesinde de yaşıyoruz. Hasta ağrım var diyor. Mesela muayenesine bakıyorsunuz. Fizik muayene dediğimiz beden dilini muayene ediyorsunuz bedenini. Herhangi bir şey yok. MR çekiyorsunuz, tomografi çektiriyorsunuz, gözle görülür pozitif bir bulgu yok. Ama hasta hala ağrıdan şikayet ediyor. Örneğin bel fıtığı içinde bu benzer bir şey. Siz o zaman yapabileceğiniz tek şey o ağrıyı var kabul ederek ona yönelik bir tedavi uygulamanız. Bundan ötesi yok. Dolayısıyla Furkan içinde, Eze içinde hani şeyi kabul etmek zorundayız. Eğer ağrım var diyorsa oyuncu, Eze içinde söylüyorum, Furkan içinde söylüyorum altını çizerek. Ağrım var diyorsa biz bu veriyi, onların bu ifadesini doğru kabul etmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok. Doğru olarak söylediğini, yani ağrısı varsa evet vardır. Bitti. Ve dolayısıyla da oynayamaz. O oynayamam diyor ise gerçekten oynayamadığını kabullenmemiz gerekiyor. Ha, tersinde çok absürt bir şey söyleyeceğim. Eğer oyuncuda kötü niyet yoksa. Eğer kötü niyetli, benim ağrım var diyerek oynamak istemiyorsa bunu bilme şansınız hiç kimsenin yok. Yani sadece ve sadece o kişi bilebilir bunu. Ağrısı olduğunu ifade eden kişi bilebilir. Dolayısıyla Furkan'ın yaptığı açıklamayı da göz önüne alarak şu cümleyi rahatlıkla kullanabilirim. Dürüstçe emek verdiği bir takımı için savaşacağını söyleyen bir oyuncunun ben yanlış ya da yalan bir beyanda bulunacağını düşünmüyorum. Gerçekten bir ağrısı ya da oynamasını engelleyecek bir problemi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Furkan'ın da bir an önce iyileşip aramıza dönmesinin takım için katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunu belirtmek lazım. Aynı şey Eze için de geçerli. Yani verebileceği bir şeyi verebilmesi için bir insanın tam %100 sağlam olması gerekiyor. Eğer %98 sağlam olsanız o %2'lik pay size maç içerisinde sıkıntı yaratabilir. Kafanız bir kere orada kalır. Mehmet, bu da futbolcu olarak, futbol oynamış biri olarak bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi burada şöyle bir sıkıntı da çıkabilir. Çünkü hoca açıklama yapıyor. Akabinde Furkan da açıklama yapma gereksinimi duyuyor. Muhakkak ki Eze de bu açıklamaları öğrenmiş olsa belki o da yapacaktır, bilemezsiniz. Burada doktor raporuna mı inanalım, MR sonuçlarına mı, oyunculara mı inanalım? Biz de arada iki arada bir deride kaldık ya, dedi Engin Hoca. Bu
sıkıntı yaratmaz mı yarın? Ya, yaratır şu yönden, her doktor raporu sağlam çıkacak diye bir şey yok. Evet, MR sonuçları ayağı temiz gösterebilir ama oyuncunun orada ufak bir kanaması bile olsa, ufak bir ağrısı bile olsa bunu MR göstermez. Hocamın dediği gibi ağrıyı MR gösterir mi hocam? Hayır hayır, ağrıyla ilgili hiçbir şey gösteren bir tip. Ya bazen durduğumuz halde belimiz kendi kendine ağrıyor veya omuzumuz kendi kendine ağrıyor. Ama MR çekilsek hiçbir şey gözükmüyor. Yok. Ama omuzumuz ağrıyor. Yani bu sıkıntıları bizler de yaşıyoruz normal günlük hayatımızda. Oyuncunun ağrısı var zaten. Ben hiçbir oyuncunun şunu yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Yapan da zaten kendine yapıyor. Yani ağrısı olmadığı halde oynamak istemeyen bir oyuncu, hani bundan kaçma yolunda sakatlandım diye, sakatım diyerek ben sahaya çıkmayacağını açıkçası düşünmüyorum. Ha, böyle yapıyorsa çok büyük karaktersizliktir derim. Bu çok büyük karaktersizlik gerçekten ama oyuncu zaten Furkan da ben böyle bir şey yapmıyorum. Yani ben orada olduğuna inanmıyorum. Hoca da şu açıklamayı yapmıştır tahminimce, anladığım kadarıyla. Yani MR sonuçlarına göre temiz bir oyuncu, yani herhangi bir sıkıntısı olmayan bir oyuncu oynaması gerekir ama oyuncu ağrım var diyor, biz de onu kabullenmek zorundayız gibisinden bir açıklama. Evet, ama oyuncu evet, zaten ağrısı olduğu için %90 zaten verimli olacağını hissetmiyordur, kendisi de biliyordur. Ağrısı ezeli de aynı şekilde, yani bu arka adale sakatlığını çok iyileşti dendi, çift kaleye çıktı, üstüne maçı oynamaya başladı ve yani artık şunu düşünmeye başlıyorum. Oyuncu adale, şimdi adale yırtığını ben de çok yaşadım, özellikle arka adale yırtığında çok uzmanım. Bu kadar sıkıntı yaratır mı? Bu kadar sıkıntı şöyle yaratır, eğer arka adaleyi kuvvetlendirmesen yaratır. En büyük problemi kuvvettir, yani iyileştikten sonraki kuvvet. Yani iyileştikten sonra o adaleyi muhakkak kuvvetlendirmek gerek. Kuvvetlendirmeden antrenmana çıkarırsan antrenman seni bir süre götürür. Kendi vücut gücünle oynatır seni. Bir hafta, 10 gün veya 3 gün. Çünkü onunla antrenman yaparsan ama adale kuvvetsiz olduğu için zorlanmaları da tekrar atar. Yani tahminimce onun sıkıntısı kuvvetlendirmediği için. Arka adaleyi kuvvetlendirmeden maça çıktığı için bu problemi yarattı. Ama bu çok uzun sürdü. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Normalde yani biz de yaşadık mesela, benim ben de 6 ayda oynadığım dönemde arka adalemden sakatlandım. Yaklaşık 24-25 gün sakatlık yaşadım. Antrenmana çıktım. Ertesi gün maça çıktım. Maçta tekrar sakatlandı. Ben de onu kuvvetlendirmediğim için o sıkıntıyı yaşadım. O da beni bir ay daha geri attı. Yaklaşık 2-2,5 ay gibi bir süre oynayamadım. Ama ondan sonra bunu hep artık kendime prensip edindim. Her adale iyileştiğinde kuvvetlendirmek gerek. Ben oyuncuların hani burada art niyetli olacağını açıkçası düşünmek istemiyorum. Belki burada Engin Hoca kamuoyuna dürüstçe bir açıklama yapıp bilgilendirmek istemiş olabilir. Tabii. Ama orada da yani şöyle bir şey olabilir miydi? Gelen raporlara bakıyoruz. Hafta sonu oynayıp oynamayacağı belli olacak dense her iki oyuncu için daha doğru bir ifade olabilir miydi? Ya Engin Hoca da hani durumun sıkışıklığından çok ihtiyacı olan oyuncular bunlar. Eze, Furkan gibi takımın ilk 11'inde fark yaratabilecek oyuncular. Onların oynayamamasının, haftalardır oynayamamasının özellikle Eze için getirdiği sıkıntı. Stres, sıkıntı Engin Hoca'yı da artık ya ben ne yapayım pozisyonuna getirmiştir. Hani ne derler, dört gözle beklediği oyuncudan yine işte ağrısı var. MR'ı temiz ama ağrısı olduğu için oynayamayacak gibi bir geri bildirim. Hocayı da hani elini koluna bağladığı için çaresizlik içerisinde söylediğinin farklı anlaşılmasına sebep olmuş olabilir ama yani ben Engin Hoca'nın bir art niyetle cümle sarf ettiğini çok düşünmüyorum. Peki Furkan'ın açıklaması bir anlamda birazcık da olsa bir soğuk savaş yaratmaz mı? Ya bakın, o değil de belki Furkan ondan alınmış olabilir. Hoca ile oyuncu arasında bir kırgınlık yaratır mı? İşte onu karşılıklı diyalogla çözmeleri gerekir muhakkak. Böyle bir açıklama yapıldığında. Sonra oturup konuşarak bu çok kolay halledilebilecek bir şeydir. Aynen. Adanaspor'un kırgınlık vesaire kaldıracak bir durumu yok işin açıkçası. Yani öyle ben ona kırıldım, öbürü bana küstü. Ben genel anlamda söylüyorum. Ben size katılıyorum ama bu olay sıkıntı yaratabilir diye soruyorum. Şunu söyleyeyim. Ben çok örneklerini gördüm. Mehmet Budak, siz de yaşamış olabilirsiniz kulüplerde. O zaman şunu söylemekte fayda var. Bu bir kırgınlık yaratacaksa da bu kırgınlığı yaratmamak koskoca insanların elinde. Genel anlamda oturursun, konuşursun, halledersin. Ben bir tane tweet attım maçtan sonra. Yani çok üzüldüm ama maçtan sonra yazdığım şey şuydu. Taraftar, yönetim, takım birlik olmak zorunda ve aynı hedefe kilitlenmek zorunda. Kırgınlığa, yılgınlığa yer yok. Yani böyle hani ben ona kırıldım, ona üzüldüm, buna bozuldum, o böyle yaptı, bu böyle yaptın, hiçbir anlamı yok. Şu anda eğer bir kaos ortamı yaşıyoruz, berbat vaziyetteyiz. Buradan çıkacaksak
Ancak hep birlikte olursak mı bir el birliği içerisinde çıkılır. Yani o ona küstü, bu buna küstü, taraftar bilmem ne oldu falan filan. Hani hiç ileri geri genel anlamda bütününü kapsayan bir cümle olarak söylüyorum. Kimsenin kimseye ne kırılmaya ne darılmaya şu zamanda yeri yok. Hiç böyle bir şey kabullenecek durumda değil takım. Bir an önce bu kaostan sıyrılmamız lazım. Yani ben kimseye kırılamam, kimse bana kırılamaz. Takım birbirine kırılamaz, kırılmamalı. Varsa bir şey, otur iki cümleyle halledersin. Ama bu işin içinden çıkarsa da bir an önce hemen bir araya gelip, şey hemen, bir araya gelip çözmesi gerekiyor. Bu, süreç uzadıkça sıkıntı yaratır. Yani bunun burada şöyle bir şey yapılabilir mi? Yani orada söylem var, doğru. Ama Engin Hoca da ben bunu, bu açıklamayı işte sadece Furkan bütün takım üzerine yapmadı. Bütün futbolcular üzerinde genel anlamda çözülebilir. Geçmişte de bu tür bir açıklama yaptı. Yani işte Arabize'nin ve Eze'nin olmadığı durumda işte MR'da çekilen sıkıntılar, yine herhangi bir şey gözükmüyor ama oyuncunun oynamak istemediği, oyuncunun işte ağrım var dediği. Üstüne bu açıklamalar, yani bence genel anlamda bunu düşünmüş olabilir. Böylesi daha doğru olur değil tabii mi? Tabii ki. Yani tabii bunu zaten yani şu anda yani ne Engin Hoca'nın birilerini kırmaya, ne birinin Engin Hoca'ya kırılmaya, yani ya da tam tersi ne birinin Engin Hoca'yı kırmaya, yani böyle bir şeylere hakikaten tahammülü yok takımın. Şu an 15 puan almaya ihtiyacı var. Tabii ya, şu anda öyle bir hani Sırat Köprüsü'nden geçiyor gibi 4 maç kaldı. Ya minimum bir 6 puan çıkaracak bir tablo yaratmamız lazım. Bu tabloyu da ancak böyle hani hep beraber tamam eyvallah ya kusura bakma yanlış oldu falan filan diye geçiştirip aranızda halledip, yani her kim ne sorun yaşıyorsa, bu genel anlamda ben hiç Furkan, Engin Hoca falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Mesela taraftardan da kırgın olanlar var misal. Yok bunları şey, yani bu zaman o zaman değil. Çünkü hakikaten çok kritik duruma düştük. Hep beraber çıkacağız. Penaltı konusundaki fikrinizi söylediniz. Bir de çok maçın son dakikasında Renan Deniz'in gördüğü bir ikinci sarıdan kırmızı kart var. Onu soracağım ama onun öncesinde de ben yanlış görmüş olabilirim ama Hakan'ın penaltı yaptığı pozisyonda Renan Deniz sarı kart görüyor. Sanki itirazdan dolayı. O itiraz mı, yoksa pozisyonunu kaçırıp acaba Deniz'e mi çıkarttı? Televizyon görüntülerine baktığınız zaman sanki oradaki pozisyonu işaret eder gibi hakem. Şöyle, hakem, maçın hakemi çok kötü bir hakemdi. Kesinlikle bu ligin hakemi olacak seviyede değil. Yani Renan Deniz'in özellikle bir de gördüğü... Biliyor musunuz? Araya bir cümleyle girip virgül koy. Gelecek vadeden hakemler listesinde bu hakem. Şimdi ben Türkiye'de hakemlerin hangi seviyelere nasıl geldiğini çok çok iyi bilen bir insanım. Çok yaşadığım, çok şahit olduğum olaylar da var. Yani hakemler konusunda özellikle. Hakemlerle ilişkilerim çok farklıydı. Görüşü, yani saha içinde ben de çok tartışıyordum. Saha sonunda el sıkışıyorduk ama hakemlik camiasını da az çok biliyoruz ama bu maçlara, bu tür maçlara verilen hakemlerde kıstas ne yapıyorlar onu çok merak ediyorum. Yani bu tür bir maça, ya bu ligin tecrübeli hakemlerini vermek zorundalar. Yani Renan Deniz'in pozisyonuna bakıyorum. Kafa topusuna ikisi de çıkıyor ama müdahale yok. Sıfır. Yani el temas etmiyor. Adamın ama adam orada kendini atıyor. Oyuncu akıllılık yapıyor. Profesyonelce kendini atıyor ama sen ama onu profesyonel mi demek lazım? Hayır. O oyuncu profesyonel bile olsa hakeme çok yakın pozisyon hakem görmek zorunda. Görmüyorsan bu ligde yönetmeyeceksin. Gideceksin amatör ligde yöneteceksin. Ya bu seviyedeki bir maça bu seviyede bir hakemin gelmesi gerekiyor. Çünkü müdahale yok. Senin orada çıkarıp Bursaspor'la oyuncuya sarı kart gösterip pozisyonu Adanaspor lehine vermen gerekirken pozisyonu veriyorsun. İki, penaltı pozisyonu, yani bakın 90 dakikaya en az bir 100 tane böyle pozisyon vardır. Benzeri. Rooney'nin işte oldu. Benzeri. Ama neden? Ama penaltı değil. Neden? İşte bunlar olduğu zaman işte hakem o yönden çok kötüydü ama bu maçı ben hakeme bağlamıyorum. Yok. Hakemin sonuca etki eden sıkıntıları var işte. Evet. Hakemi konuşmamızın nedeni sonuca etki etmesi. Ben i̇şte bencilliğe pozisyonu bağlıyorum birinci neden. İkinci neden de hakem sonucu etkiledi. Yani Hakan'ın pozisyonu zaten benim şok olduğum pozisyon. Yani ben sahada defalarca yaptığım bir pozisyondur yani. Hı-hı. Topu rakipten almak için, yani omuz omuza mücadelelerde vücudumu koyup topu almak ama nasıl penaltı verdi şok oldum açıkçası. Sen olsan ne yapardın mesela böyle bir pozisyonda penaltı verdin? Çıldırırdım. Yani çıldırırdım, hakemin üstüne yürürdüm yani o yönde. Hı-hı. Çok. Çünkü hakkın olan bir şey, senin pozisyonu almışsın net bir şekilde vurmadan rakibe, omuz omuza mücadeleyle aldığın zaman işte oyuncunun da delilendiği, sinirlendiği anlar, o anlar oluyor. O anda ben de herhalde kart görürdüm büyük ihtimal. Tribünler anlamadı biliyor musunuz penaltı olduğunu? Ben tribünde şey sandım yani. Out mu gösterdi? Yok. Önce elinden dolayı out gösteriyor sandım. Düdükle çalınca bizim lehimize faul verdi zannettim. Çünkü
oyuncu yani Bursa Sporlu oyuncu dengesini sağlayamayınca Hakan'ın da yere düşmesine sebep oldu diye gördüm ben pozisyonu. Çünkü benim önümde oldu. Ben maratondaydım. Ben bizim lehimize faul verdi diye bakıyorum, bir baktım penaltı, itiraz falan filan, hiç anlamadım yani. Yani çok dehşet bir karardı ya. Çok kötü bir karar hani. Ve elle tutulur yanıyor. Geri dönüşü yok işte. Yani tabii var mi? Yine burada var. Madem var. Ligde var, bir alt ligde de var olacak. Uygulamak lazım değil mi? Uygulamak lazım. Şimdi orada olsa o pozisyon penaltı olmaz. Çünkü vardaki hakemler diyecek ki bu pozisyon omuz omuz, hocam bir daha değerlendirmeni yap, pozisyonu bir daha izle. %100 gelmesi lazım değil mi? Kesinlikle. Keşke gelebilse. Yani altyapı müsait değil. Daha önce konuyu konuştuk biliyorsunuz. Ya, Renan Deniz'in pozisyonunu yani direkt ya. Tam tersi pozisyon verebilir. Sarı kart gösterip lehine verebilir ama sonuç sana gol olarak geri dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid maçıydı. Daha geçen hafta seyrettiğim bir maçta kırmızı kartı çıkarttı hakem. Kaleci Real Madrid'in kalecisine çıkarttı. VAR'a gitti. VAR uyardı. VAR da seyretti. Kararını iptal etti, kırmızı kartı iptal etti. İşte VAR olsaydı yani ne penaltı olurdu bizim aleyhimize, ne kırmızı kart olurdu. Çok farklı olurdu yani, bilmiyorum yani. Çok. Seçim Hoca ne dedi? O da zaten Renan Deniz'in pozisyonu beni etiketleyerek Twitter'da evet, pozisyon... Hiç alakası yok dedi. Yani alakası yok. Oyuncu dokunmuyor bile dedi. Yanlış karar Renan Deniz'in pozisyonu için. Penaltı oldu. İçin? Penaltı için asla penaltı değil dedi. Yani bir hakem gözüyle. Anlayamadı yani niye penaltı çalındığını. Ben ona sordum. Hani bu hakem maçtan önce ben genellikle hakemleri soruyorum. Yani işte iyi hakem bu lig için gelecek vadeden hakem statüsünde değerlendirilenlerden birisidir. Mesela birkaç hakem ismi söyledim. Mesela Demirspor maçının hakemi hiç duymadığı bir isim. Ya da bir iki hakem daha vardı. Biz tek tek bakıyoruz maç öncesi listeye. Turgut Doman'ı söylüyorsunuz. Adanaspor maçına da gelmişti. Yani tanımıyor. Çok yeni. Hani yeni bu ligde görev alıyor falan ama Kaan Numanoğlu bu ikinci sezonu ya da üçüncü sezonu. Adana derbisinde yönettiydi yanlış tabii hatırlamıyorsam. Yani iki ya da üçüncü sezonu işte gelecek vaat ettiği düşünülen hakemmiş TFF için. Öyle bir statüde bir hakem ama çok kötü bir yönetimdi yani. Bursa Sporlu'na bile sevinmedi pozisyonu. Dikkatinizi çekti mi? Çünkü onlar da beklemiyordu. Penaltı olacağını. Onlar da inanamıyor penaltı olacağını. Onlar da penaltıyı beklemiyordu yani. Hani penaltı olur hakemin üstüne gider. Hiç öyle bir şey yok. Sorular da gelmeye başlamış. Ahmet Gültekin yazmış. Merhaba Serkan Bey, iyi yayınlar. Adanaspor Sportif Direktör olarak Nurettin Hoca'nın göreve geldiği söylenmekte. Bu konuyla ilgili ne dersiniz demiş. Benim aldığım bilgiyi aktarayım Ahmet'e. 2 hafta önce ya da 3 hafta önce oyuncu izleme komitesinde yer almak üzere maçları izlemek için göreve geldiğini biliyorum. Sportif Direktör olarak geldiğini bilmiyorum onu da. Bu şekilde aktarmış olayım Ahmet'e. Ya hiçbir bilgim yok. Ama yani göreve başladığını hatta bu son karşılaşmada tribünde gördüğümüzü ve göreve başladığını belirtelim. Tabii bu maç. Maç mı izliyor? Görev hayır, tam olarak nedir? Bu karşılaşmayı izledi. Son Bursa maçında tribündeydi. Ama bundan önce de gidip maçlar izledi, oyuncular izledi. Oyuncu izleme komitesinde yer alıyor. Anladım. Bildiğim kadarıyla ama yani oyuncu kendisinin yani Ahmet'in yazdığı gibi sportif direktör tanımı olduğunu tahmin etmiyorum. Öyle bir açıklama da olmadı. Olmadı şu ana kadar da. Yani öyle bir görev var mı? Nadir Yılmaz yayınımıza katılmış. Biraz geniş sormuş. İkinize de bölelim bu soruyu. Adanaspor olarak çok zor durumdayız. Kadro yetersizliği, beceriksizlik, bencillik, sakatlıklar ve hakemin kötü yönetimi yenilgiye neden oldu. Abdülkadir yerine Okan'ın tercih edilmesi ve Özer'in topu sürerek Okan'ı, Özer'in derken orada Eren'i kastetmek istemiş olabilir. Çünkü Eren de son pozisyonda. Eren'in topu sürerek Okan'ı geçip topa vurması, gol olması değişimin ne kadar yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Maç sonunda Bursa Sporlu futbolcuların kötü, Adanaspor'u zor yendik demeleri çok düşündürücü ve bir o kadar üzücü. Sezon başında nasıl saçma sapan transfer politikası olduğu kadrodaki futbolcuların kalitesinden net belli oluyor. Bize en çok üzen Ahmet Eren'in sakatlanıp çıkması oldu. Son durumu nasıl haftaya oynayabilecek mi? Altın Ordu takımıyla yapılacak maç çok zor geçecek. Keçiören'le oynadıkları maçı farklı kazanacaklarken yenildiler. Çok formdalar. Bize ters gelen rakip ve deplasmandaki başarısızlığımız bu maça pozitif bakabilmeyi engelliyor. İnşallah yeneriz diyelim ifadelerini kullanmış. Neler söylersiniz? Ya genel anlamda konuştuğumuz şeyler işte kadro yetersizliğidir, takımın zayıf oluşudur, sakatlıklardır. İşte takımda
sonuca gidecek oyuncuların da sakatlık olması zaten bizi bu hallere getirdi. Çok yani acayip dramatik bir maç başlangıcıydı. Sonu trajik bitti. Başı dramatikti. Yani neresinden tutan elinde kaldı. 90 dakikada bütün hikayeyi barındıracak her şey yaşandı. Yani, bir takımın yaşayabileceği bütün aksilikleri yani yaşadı. Size fayda sağlayacak iki tane ön taraftaki oyuncunuzun ikisi de sakatlanıyor. Ama işte bu tür maçlar olacağı için önlemini işte her zaman önceden almak gerekiyor. Bu tür maçları çok yaşayacaksın. İşte biraz puan olarak iyi olsan şu maça çok fazla üzülmezsin tabii. Tabii. İşte elimizde yani Kone olsaydı mesela. İyi olsa. Şimdi Eze sakatlandığında Kone girerdi. Ya Feçez'in yoktu, Eze vardı derdik. Maalesef. Yayınımıza Yalın Özbek katılmış. Eze'nin Adana Demirspor'a gitme ihtimalleri var gibi söylemler sosyal medyada yani dolaşıyor. Bence ifadesini korunmuş. Sonrasında da Ergin Keleş sezon başında Adana'ya gelmişti. Neden transferi gerçekleşmemiş? Mehmet abime de selamlarımı gönderiyorum demiş. Aleyküm selam. Ya şimdi oyuncunun yani tercih meselesi işte. Oyuncunun maliyeti yüksektir veya oyuncu gelmiştir, görüşmüştür, anlaşamamıştır. Ama şu saatten sonra bizim artık şu gelmiş, bu gelmiş diye bir şey yok. Bundan sonra ne yapmalıyız? Bundan sonra muhakkak bu takıma 4 tane, 5 tane çok çok iyi oyuncu, bu ligin oyuncusu alıp bu takımı bir an önce bu girdaptan kurtarmamız gerekiyor. En büyük sıkıntı bu. Ahmet yine yayına devam etmiş. Sonuç olarak oyuncu bulmak konusunda Nurettin Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyor musunuz diye sormuş. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz ya da ben söyleyeyim mi? Siz söyleyin. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Adanaspor'la ilgili sistemin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sistemin daha farklı geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir bu? Örnektir. Brezilya ekolünde mi gideceksiniz? Alman ekolünde mi gideceksiniz? Ya da transfer mi yapacaksınız? Sistemi gidip izleyip oyuncu bulmak doğru. Ama bunu tek kişiyle yapma. Yani bunu nasıl yaparım? Örnektir. Az önce Mehmet Hoca anlattı. Bir oyuncuyu giderim bir iç saha maçında izlerim. İki izlerim. Üç deplasman izlerim. Dört deplasman. Ben de diyorum ki dört defa izliyorsanız dört tane hoca bulurum. Dört tane o izleme komitesine hoca bulurum. Nurettin Hoca da olsun. Onda bir sıkıntı yok. Örnektir. Nurettin Hoca, A hoca, B hoca, C hoca. Dört tane oyuncuyu hocaya izlettirdiniz aynı oyuncuyu. Dört hocadan aynı rapor geliyorsa ben o oyuncuyu alırım. Dört tane göz yanılmaz. Yanlış mı düşünüyorum? Aynen, aynen doğru. Ben böyle yani bakıyorum. Bu tabii belli bir maliyetle gerektirir kulüpleri işte dört değil de mesela üç olsun. Üç olsun atıyorum işte birine yüksek maaş verirsin, diğer ikisine normal maaş verirsin ve bunları sadece futbolcu izleme ve kulübe kazandırma konusunda görevler olur. Bunların üçü her hafta birisi farklı bir maça gider, aynı oyuncu izler, işte sağ bek mi alınacak, öbürü diğer orta sahayı izler, sonra öbür hafta değişirler, o sağ bek izlemeye gider, o orta sahayı izlemeye gider. İkisinin de verdiği raporlar birbirlerine yakınsa işte o oyuncu üzerinde demek ki bu oyuncu istikrarlı bir oyuncu, kulübe kazandırılması gerekir diye rapor verilir. Ben Nurettin Hoca'yım diyelim. Üçümüz beraberiz. Ben Nurettin Hoca'yım. Ben izledim, iyi rapor verdim. Tamam. Mehmet kötü rapor verdi, siz kötü rapor verdiniz. Vazgeçersiniz. Yani şöyle bir şey. Bir kişiyle olmasın. Ben onu anlatmak istiyorum. %100 katılıyorum size. Zaten daha önceki dönemlerde de aslında benzer örnekleri var. Nurettin Hoca'nın tek başına oyuncu beğenip hani transfer konusunda handikap yaşanan durumları da hatırlayabiliriz. Aslında Adanaspor çok büyük, yani bilemiyorum tabii maliyet kısmını bilemem, o ayrı bir başlık, hani o bizi aşan bir başlık en azından, ama Adanaspor'un bu tip bir yapılanmaya gitmekte sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Yani sizin verdiğiniz örnek çok güzel. Mesela Adanaspor altyapısında birçok Adanaspor'da oynamış, birçok Adanaspor'u çok iyi bilen bu camia içerisinde yaşamış ve gözler var. Şeyler var, oyuncular var. Oyunculardan çıktı. Hocalar var, daha önce Adanaspor'da oynamış oyuncular. Bunlarla şey yapılabilir yani, atıyorum ne bileyim ben işte Murat Hoca var, hani aklıma gelenleri sayayım, İsmail Akbaş da var, Murat Özatak 8'de var. 8'de 8 gidiyor biliyor musunuz U19 takımı? Ne güzel. Yani çok da yetenekli oyuncular hani varmış. Oralardan da bulunabilir. Bakın. Yani oralar da yoklanabilir de, ama bu hocalardan yani hafta sonu için işte ne bileyim en azından Akdeniz ve Doğu Anadolu'yu tarayacağınız deseniz, çok günübirlik maç izlesin gelsin deseniz, o bile bir şey olabilir. Çok basitçe halledilemez mi? Çok çabuk geçti zaman. Bitti sona mi? Geldik. Ne çabuk? Altın Ordu maçı. Son sözlerinizi alalım. Ya artık yani Altın Ordu maçı. Kupayı zormuyor. Kupa Adana Spor için çok değerli değil. Aynen. Şu hiç anda Adana Spor'un mutlak ve mutlak puan ve puanlar alması gereken bir maç. Yani yenilginin getireceği sonuçları düşünmek bile istemiyorum.
4 maç kalmış. Kalan 4 maçtan en az 6 puan alması zorunda. Bu da 2 galibiyet demek. 2 galibiyet. 15 diyorsun yani. Yani şu anki yapabileceği maksimum düzen bu. Yani şu aşamada, çünkü takımın bir galibiyeti var zaten. Yani bunu 3 galibiyete, 4 galibiyete çıkarması gerekiyor ama 4 galibiyet şu an çok zor gibi. En azından 15 puana tamamlaması gerekiyor. Altın Ordu maçı, rakibi kendisiyle aynı puanlara yakın. Yani en kötü yenilmemesi gerekiyor ki yenilmeyip içeride muhakkak galip gelmesini gerektirecek bu sefer. Yenilmeden dönmek çok önemli. Ona göre hazırlanmaları lazım. Artık telafisi olmayan maçlar. İnşallah ben 3 puanla döneriz diyorum ama 1 puan da çok çok iyi puan. Ali Aydın Altınkan. Valla yani şu 12 haftalık gidişatta sonra 13 hafta oldu hatta. Mucizelere ihtiyacımız olan dönemde, şu anda 4 haftalık dönemde mucizelere ihtiyacımız var. Normal şeylere ihtiyacımız yok yani. Mucizeler derken işte minimum 15 puanı yapacak 4 maçtan kurgulara ihtiyaç var. Ama Mehmet'in dediğine %100 katılıyorum. Kazanamasak da kaybetmeden dönmek zorundayız Altın Ordu maçında. Her ne olursa olsun oradan 1 puan, 3 puan çok iyi olur da 1 puan da kötü puan değil bana göre. Çünkü en azından rakibimizden puan almış olacağız evinde ve onu da aynı yerde tutmuş oluruz. İşin enteresan tarafı alt tarafta kopmalar olmuyor ve bu bizim, yani ben kendi adıma oraları izlerken avantaj olarak görüyorum. Şimdi mesela Bolu puan kaybediyor, Altınordu puan kaybediyor, Osmanlı puan kaybediyor. Eskişehir hala aşağılarda ama o toplayarak geliyor. Aslında o çok dikkat çekici bir durumda. Dolayısıyla çok zor maç, çok dinamik bir takım, çok hızlı bir takım, çok komple bir takım. Hani sadece gol atmakta geliyor, sorun yaşıyor. Gol, ön tarafta sıkıntıları var. Yani ön üçlüde gol atacak adamları yok. Orada sıkıntıları var. Dediğim gibi yani mucizelerin olduğu, mucizelere ihtiyaç duyduğumuz haftalara girdik bizim açımızdan. Maçı mucizelerin gerçekten. Maçı izlediniz mi Keçiören Altın Ordu maçını? Yaklaşık 4-5 tane karşı karşıya. Rahat gol atardı. Yani orta sahadan karşı karşıya gitti. Yani yenildiğini aldatmasın. Yani inanılmaz pozisyonlar bu. Beceriksizlik. Son vuruşları yapabilirler. Golcü eksikleri var. Kesinlikle. Ya, bizim İstanbul Spor Adana Spor maçı gibi olmuş. Şeye aynı kapıldım ben. Keçiören'le oynayan her takım sentetik çimden rahatsız etkileniyor, olup etkileniyor ve Keçiören oradaki maçlarını bir şekilde kazanıyor. Söylemi geçerli. Altınordu niye hiç etkilenmeden top oynadı? Enteresan geldi ya, oraya. İnanılmaz. Çok kaçan goller de inanılmaz. Yani altı pasın içinden avuta. Orta sahadan iki tane pozisyon var gittiği ve karşı karşıya kimse yok gelen. En yakın oyuncu 10 metre gerisinde ve atamıyor. İşte yani inanılmaz bir maç. Bize karşı yakalamamaları lazım. Aynen. Mucizelere ihtiyaç var ama. İşte takım savunması. İnşallah. Birlik beraberlik, onun da altını bir daha çizeyim ben. Kimsenin kimseye küsmeye, darılmaya hakkı yok. Zamanı da yok, ortam da yok. Mehmet Budak, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ali Aydın Altıkan, teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Adana Spor yarın deplasmanda Alanya Spor'da Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak ve bu karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Ondan sonra da Adana Spor hafta sonu pazar günü Altın Ordu deplasmanına gidecek. Bizim için en önemlisi ligde oynayacağı Altın Ordu karşılaşması çok değerli. İnşallah Adana Spor bu karşılaşmayı 3 puanla dönebilir diyelim ve iyi akşamlar diliyorum.